tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. Yani sen şeyi sordun ya, Beşiktaş'a karşı öyle oynasa mı daha iyi diye. Daha fazla puan alma şansı ben olur muydu? Ben sonuç alınabileceğini düşünmüyorum ama Beşiktaş'a karşı oynanılan oyunun Galatasaray'a bir şey getirmediğini biz gördük. Yani Galatasaray böyle hani ben biraz daha pragmatist oynayayım, arkada karşılayayım, sonra gerisine bakarım takımı değil, pozisyon üretemiyor. Ne zaman? Yani şeye dönüyor bu sefer, 0-0 devam ettiği sürece Galatasaray'ın bir şansı var ama... Etobu'yu ne zaman monte etse çok farklı oynamak zorunda kalıyor Galatasaray. Çünkü Etobu kendisi ve kötü bir oyuncu olmasa da Galatasaray'ın ihtiyacı olan oyuncu değil demiştin sen ilk geldiği zaman da. Ben de seni izlediğim maçlarda izlenimlerime destekliyorum fikrini. Ali abi şimdi transferin bir şekli şemalinden bile oyuncu belli oluyor. Yani Etobu'yu biz Dünya Kupası vesaire izledik ki Dünya Kupası'nda yaptığı çıkışla zaten Stock City'ye gitti ama bu adam arada derede bir oyuncu. Normalde sağ kanat olarak kariyerini sürdürürken ortada boşluk var diye milli takımda orada deneniyor. Ve bir turnuvada iyi performans veriyor ama bu onu adamın orta saha tamamen artık orta saha oyunu göstermez. Orta saha oynayabilecek bir kere farkındalığı yok adam. Top aldığı zaman ne yapacağını bilmiyor. Çok doğru bir tespit. Özellikle kendi kalesine yakın yerlerde sırtı dönük topla vücudunun şekli çok hep hatalı oluyor. Kaptırıyor. Hücum oyuncusu gibi oluyor. Yani. Emre Akbaba'yı ön libero oynatmak gibi bir şey. Ki bu yani biraz kuvvetli olsaydı doğuştan daha iyi oynarmış Emre. Çünkü Emre'de daha oyun görüşü de daha fazla. Kesinlikle katılıyorum. Etebo'nun böyle problemi. Hadi bunu geçtim ama zaten transferin yapılış biçiminde problem var abi. Sen yani NDI'yi alma niyetim var. Davia'yla da ilişkileri iyi yönetimin. NDI'ye haberini Ali Naci Küçük'e veriyorlar. Ali Naci Küçük yazıyor. Ve bu arada yönetim arasında en iyi muhabiri açık ara. Tabii en gerçi kaynaklara en hızlı ulaşan, en net ulaşan. İşini iyi yapan biri ki Hürriyet'te zaten Hürriyet'te çalışıyorsan haber daha kolay alırsın. Her zaman bu böyledir. Tartışılır. Ali Naci iyi. O kadar onu söyleyeyim. Anladım abi ben seni. Ali Naci'ye haber verilmiş abi. Ali Naci haberi yazmış. Taraftar tepki gösterince Ali Naci'yi siteden yalanladılar. Sonra da gidip Davi'ye dediler ki ya NDI istemiyorlar. Sen bize de NDI gibi bir şey yap getir, yaptırık sana kral. Bize bir karışık bir şey yaptır. Bir karışık bir şey yaptırınca böyle oluyor abi. Dino Drpić yerine... Sen İsmail Kolibali'ye 1.7 milyon euro bulamayıp 800 bin euro kira bedeliyle bilmem ne kadar maaş, 6 milyon euro opsiyonla Etobo'yu kiralarsan Etobo da sana hem zarar verir hem de sene sonu gider. Oyuncuyu talip olsaydın doğru zamanda başka bir alternatif olurdu. Gordon Schildenfeld transferini hatırlıyor musun? Dino Drpić. Kendisi daha iyi stoper olmakla beraber bir kere sahanın ortasında maç bittikten sonra eşiyle yaptığı bir kaçamağı dile getirmişti. Bir de bir maçtan sonra da ezeli rakibini açmıştı diye taraftarlarına karşı göstermemesi gereken yerlerini göstermişti. Bu yüzden Dinamo Zagreb'de siz parayı verdiniz, Dino'yu istemiyorsanız başka stoper verelim deyip Gordon Schildenfeld'i veriyorlar. Doğru söylüyorsun, planlama konusu. Böyle transfer anca bu kadar. Etobo iyi bile ben sana söyleyeyim ben beklediğimden... Yalçın Koşukavak hocam sen yandın yalnız. Çünkü 45+1'de Donk kafayla gol attı. Abi şimdi burada teknik direktörün Yalçın Koşukavak şu maçın için hataları vardı. Şu pozisyonu ne yapsın abi? O geçen sene dedi bir daha Donk herhangi bir takıma korner sonrası kafayla gol atarsa o hoca değildir dedi. Çok iddialı konuştu. Nerede dedi onu? Bilmiyorum bak onu. Sonra da bizim var ya meşhur inatlaşı. Ben de diyorum ki kardeşim bu Donk yarın bugün mesela Liverpool'a atabilir, City'ye atabilir, Real Madrid'e atabilir. Onlar da hoca değildir diyor. Yani genelleme yapacak sana. Ya ben tarihten örnekler verdim. Sürekli kornerden gol yiyen. Neyse şimdi şuna gelelim. 25-45 arası gerçekten özellikle o Recep Niyaz'la karşı karşıya pozisyon. Yalnız ben bir de orada Denizli Spor'da bence Sagal'ın başka bir takımda çok daha başarılı olabileceğini düşünüyorum. Sagal ben ligin en kötü takımı derken bile Sagal'ı ayırıyordum yani çok belli ediyordu kendini. Sen de onu bir Şili milli takımdan beğeniyorsun değil mi? Yok abi ben burada keşfettim. Valla dümdüz oha bu kim falan diye. Çünkü o kadar kötü ki takım çok belli ediyor farklı bir oyuncu olduğunu. Ben Bielsa Sampaoli'ye sebep hep Şili'yi yakından takip ediyorum. Yani bizim Mustafa iyi biliyor. Mustafa scoutken raporunu hazırlamış onu. O şey ya Şili scout kadar iyi biliyor Şili futbolunu gerçekten. Mustafa ile oturuyoruz mesela. Mustafa ne işin var Şili'de Mustafa yani. Çok adı acayip bir adam. Mustafa ile oturuyoruz maç izlerken beraber şey falan diyor mesela. Bunu ben Gürcistan'da izledim. Sonra mesela Premier Lig'den gelen adam var. Onu söylüyorum, onu bilmiyor mesela. Çünkü o kadar çok iyi ya. Ona izli konsantre olmuş ki başka işlere. Sonuçta zaman kısıtlı. Mesela Premier Lig falan daha zayıf Mustafa'nın şeye göre. Ya Gürcistan Ligi'ne göre daha zayıf olabilir. Bu arada bir Championship'i daha iyi biliyor Premiership'ten. Ama mesela Sagal'ı biliyor önceden. Tabii. Yani bir ya Sagal'ın bir ismi ya. De tabii enteresan olduğu için dikkat çekiyor yani biliyorsunuz. Bir de çocuğun tip falan da değişik. Burada Recep'in vuruşunda Muslera
yani Recep iyi vuruş yaptı. Fena ben vurmadı. Kaçırdığını tabii düşünmüyorum. Tabii, bayağı tabii altına giriyordu. Teknik bir vuruş. %80 yani. Muslera'nın kurtarışı. %20 Recep biraz daha kaldırabilirdi falan. Ama mesela Babel gibi de kaldırabilirdi üstten dışarı. Şimdi maçın kalanına geçersek bir de Galatasaray'da şu var. Galatasaray gerçekten öne geçtiği zaman ve yenik duruma düştüğü zaman çok arada fark oluyor. Yani geceyle gündüz gibi fark oluyor. Kesinlikle öyle. Ama bunun içinde şimdi şöyle. Alan bulabildiğin zaman kullanacağın oyuncular olmalı. Dengeli oynayacağın zaman kullanacağın oyuncular olmalı. Bir de hiçbir şey işe yaramıyor. Artık top yekün gitmemiz gerekiyor da önündeki forvetini belki biraz daha rahatlatacak bir alternatif olmalı. Bu 3 tane senaryo büyük takımlara her zaman gerekli. Galatasaray'da bir oyun var, ana oyun. Bu oyunu hani harekete geçirecek teknik kapasiteye sahip oyuncular da var. Başta Feghouli olmak üzere. Tamam, çok güzel. Arda'sı var, Belhanda'sı var, Emre Akbabası var, Emre Kılıncı var falan. Bir şekilde orası arka taraf tamam. Ama bu yapıda herhangi bir arıza olduğu zaman Galatasaray'ın bir B planı yok. Galatasaray ben kendimi karşılayayım, hızlı oyuncuyla çıkayım dediğinde koyacağı oyuncusu yok. Kerem hariç. Ama Kerem'i de biz yarım saat izleyemiyoruz takımda. Doğal olarak ben ona artık referans olmayı biraz şey buluyorum. Yani görelim bir yarım saat, ondan sonra madem hoca yarım saatlik görmüyor, yapacak bir şey yok yani. Beğendiğini de biliyorum bu arada hocanın. Ama ligler arasındaki mesela şey fizik diyorsun, kalite farkını önemsiyor. 69'da Arda Turan çıkarken Ömer Bayram girdi. Onun yanına Kerem Aktürkoğlu giremez miydi diye sorguluyorsun. Kesin öyle. Bak, bu ben dışarıdan böyle sorguluyorum ama hoca da şey diye olabilir. Yani bu adamlar gerçekten rotasyonumun parçası. Ben bu adamları zor maçta kullanıyorum diyor Ömer Bayram'ı falan. Küser belki. Bir de geçen sene hakikaten sonradan 11'e dahil olup yedek kuvveti olarak çok önemli bir katkı yapmış. Fatih Terim onlara da önem veriyor. Ömer 10 geçen sezon 10 tane asisti var bu adamın. Ya Fatih Terim'in mesela yani double asisti var. Hani işte Emre Akbaba ısrarı bazen eleştiriliyor ya. Yani iyi oynasa da kötü oynasa da hani o Emre Akbaba, o Fatih Terim'de şey var. Eski talebelerine karşı vefa duygusu var. O kadar ki mesela Semih hani yıldızını parlattığı bir oyuncu değil mi? Ama Semih parlattığı yıldızının yarı seviyesinde olmasa da mesela Galatasaray'a hep geri dönüşü açık oldu. Bir daha çalıştı, doğru, bir daha aldı. O var. Çalışma biçimi öyle teknik direktör olarak. Bir de tersten okumak lazım. Hoca kızdığı oyuncuya da net kızıyor. Herhalde canım. Bence Emrak Baba'nın oynaması Emrak Baba'yla yani %50 Emrak Baba'yla alakalısı, %50 de Emre Kılınç'ın gördüğü gereksiz kırmızı kartla alakası. Çok haklısın. Yani belli ki hoca kızmış yani. Ben onu hissettim. Fatih Terim... Çünkü yani gerçekten ikisi hazırken o bölgede sol işte kesinlikle Emre Kılınç. Zaten daha iyi oynadı orada. Yani şöyle bir toplam alırsak Emre Kılınç orada 7.5'luk oynadı onun üzerinden. Emre Akbaba en iyi ihtimalle 6-6.5'luk oynadı yani. Hoca, en iyi ihtimalle. Hoca kızmış çünkü o yalnız hocanın kızmalarının maçın, en efsanesi, ben hiç unutmam. O maçın ihalesi biraz onda belli ki. Bir böyle hazırlık maçı sanırım böyle Olympiakos'la hocanın yeni gözlük vardı. Çok da şık bir gözlüktü böyle. Askılı falan. Sabri'ye çok kızmıştı, hatırlıyor musun? 2002 3-0 yenildiği maçı mı diyorsun? Yok yok, 2010'lu yıllardı. Çünkü ben TRT Spor'da program yapıyordum, görüntüyü getirdiler. Ben dedim ki Fulya Hanım çok şık bir gözlük almış. Bak Sabri sen, senin hatan Olympiakos mu başka bir takım da olabilir. Eşleşme değil ya, hazırlık maçı sezonu. Hazırlık maçı tamam, okey. Ya Sabri böyle topu kullanamıyor, geriye gidiyor falan filan, hatırladın mı? Ben Mondragon'u Georgievic'e kafa atıp kendini yere atarak Georgievic'e attırdı. Çok geriye gitti. Normalde ben çok geriye giderim. Ama Sabri orada da var. Tabii Sabri hep var zaten. Sabri o dönem oynuyordu. Yalnız bak Sabri'nin de yine programa girmeden hatırlattım. Yani bizim böyle Nebil Evren dedi ki sen yokken böyle çatladı Kapıspor'da bizim FIFA takımı. Pro Club'da çok iyi oynuyorum dedi sağ kanatta. Dedim ki Sabri'nin de öyle maçları var. Filip Lahm'a çalım attığı maç var dedim. Liverpool maçı var. Liverpool maçından sonra gerçekten Liverpool forumları yıkılmıştı. Nasıl bir yetenek falan diye. Abi eğer işte Colin Kazım Richards'ın ayağı kaymasaydı biz belki de Sabri performansıyla yani Avrupa Şampiyonası finaline çıkmıştık. Müthiş yani oynamıştı Almanya'ya karşı. Yani çok etkiliydi, hücumda da etkiliydi. Ve onun hatası yoktu o şeyde. Yok, hiçbir hatası yok. Kazım'ın ayağı kaydı abi. Kazım'ın da hatası yok. Kısmetliymiş yani, yapacak bir şey yok. Yok, bir de çok yorulmuştuk ya. 15 kişi 16 kişi kadroyla kaldık son maça. 13 mü? 14 mü? Öyle bir şeydi, öyle bir şeydi ya. Evet, çok acayip bir şeydi yani. Derme çatma bir kadro. İşte stoper Mehmet Topal galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Evet evet, bravo. Ve genç bir Mehmet Topal. Aslında aynen. O zamandan hani ya bu çocuk stoperde olmayacak deyip milli takımda ilerleyen yıllardan hani bir mecburiyetti o. Tercih değildi o maçta Euro 2008. Ama Euro 2016'da da hoca denedi. Bu part bitti ama Volley'de daha konuşulacak çok şey var. Ayrıca abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.